tedavi sürecindeki bir hastanın uyguladığınız tedavinin yan etkisinde yapılan işlemler nelerdir? Yani o tanıyı koyduktan sonra... Şimdi tabii ben radyasyon onkolo olduğum için sadece bu konuda fikir beyan etmek isteyebilirim. Diğer konu medikal onkolog arkadaşların konusudur. Kemoterapiyle ilgili yan etkiler ve şeyler. Ama böyle yüzeyel onlara da belki değinebiliriz. Kemoterapiyle ilgili en sık görülen yan etkiler bulantı olabiliyor. Buna yönelik bulantı kesici ilaçlar var. Öncelikle kemoterapi öncesi verilen medikasyon dediğimiz bir takım ilaçlarla kemoterapinin yan etkileri daha azaltılabiliyor. Bazen periferik nöropati dediğimiz el ve ayakların en uçlarındaki sinirlerde yıpranmalar olabiliyor. Bu kendini uyuşukluk şeklinde gösterilebiliyor. Bunlara da nörolog arkadaşlar destek oluyor bir takım ilaçlarla. Onun haricinde bazen kan değerleri düşebiliyor. Bunlara yönelik ilaçlar var. Onlarla gene bu tedavilerle başarılı bir şekilde kemoterapi protokollerini arkadaşlarımız sürdürebilmekte. Radyasyon onkolojisine gelince akciğer kanserlerinde en önemli yan etkimiz eğer tümör yemek borusuna yakınsa yutmada zorluk olabiliyor. Bu yutmada zorluk hastada kilo kaybına, halsizlik, güçsüzlüğe sebep olabiliyor. Ama tabii tedavi başlangıcı itibariyle biz bu semptomları azaltacak ve hastayı daha rahat tedavi almasını kolaylaştıracak bir takım ilaçları başlıyoruz tedaviyle beraber. Bu şekilde bizim mukozit dediğimiz bu yemek borusunun iç yüzeyindeki bu mukozal hücrelerin harabiyetine bağlı oluşan bu hasar daha minimalize ve hasta daha rahat geçirebilmekte. Onun haricinde tabii son yıllarda radyasyon onkolojisi alanında çok önemli gelişmeler oldu. Biz tedavilerimizi birebir görerek ve hangi organın ya da dokunun ne kadar doz aldığını bilerek yapıyoruz. Bu sayede radyoterapiyle eski dönemlerde oluşabildiği söylenen yan etkilerin insidansları son yıllarda çok çok azaldı. Sağ akciğer, yani akciğer, sol akciğerle tedavide en fazla kalp şeyin alanın içinde olabilir. Tabii bunu gene yapılan tedavi şekilleriyle, özellikle volümetrik art terapi dediğimiz tedavilerle daha minimalize edebiliyoruz. Bu şekilde de hastalarımızı radyoterapinin sebep olduğu yan etkilerden daha iyi korumak mümkün olmaktadır.